Bir torbada 3 mavi 4 yeşil bilye vardır. Bu torbadan art arda geri bırakmadan 2 tane bilye çekiliyor. İkisinde aynı renkte olmalı asılı. Şimdi geri bırakmadan dediği için kombinasyonu kullanacağız. Kombinasyonla daha basit olur. Şimdi 3 mavi 4 yeşil top var değil mi? Toplamda ne 7 topumuz var. Şimdi kaç tane? Şimdi önce şey bulayım. Örnek uzayı bulayım. 2 tane bilye çekeceğimiz için 7 tane topumuz var. 7 tane bilyemiz var. Yani 7'nin ikilisi bizim örnek uzayımız. Şimdi ne diyor? İkisinde aynı olmalısı. Şimdi ya ikisi mavi olacak veya ikisi yeşil olacak. Veya dediği için arada toplama işareti olacak. İkisini mavi, 2 tane mavi çekmeyeyim, seçeyim. 2 tane mavi bilye seçeyim. 3'ün ikilisi veya 2 tane yeşil seçeyim. Şimdi bunu çözelim. Bu nedir? 3'tür. Bu nedir? 4'tür. 4 müdür? 4'ün İkincisi 4 değildir tabii ki. 6'dır. 3 artı 6 9. 7 6 1 2 21 9 21. 3'e böl 3 3'e böl 7 3 böl 7. Yani cevabımız Ceyhan. Bir torbadan 5 kırmızı 3 yeşil bilye vardır. Tamam. Bu torbadan art arda geri bırakmadan diyor. Demek ki kombinasyon kullanabilirim. 2 tane bilye çekiyor. Çeken bilyelerin farklı renkte olma olasılığı. Şimdi 5 kırmızı 3 yeşil bilye var. Toplam 8 bilyem var. Kaç bilye seçeceğim? 2 tane bilye seçeceğim. Bu benim tüm olayım. Ne diyor? Çekilen bilyelerin farklı renkte olma olasılığı. Yani 1 bilyem kırmızı olsun 2 bilye seçeceğim. 1 bilyem de yeşil olsun diyorum öyleyse. O da ne olur? 5 kere 3, 15 bölü 8 çarpı 7, 1 çarpı 2, 28. Yani cevabımız Adana. Bağımsız olaylara geçtik ama başlık önemli değil, soru önemli. Hani bir göreve başlıyorsak ne yapacağız? Böyle çarparak gideceğiz yani. Bunu bilmemiz yeterli. Şimdi sorumuzu okuyalım. Bir zar ve bir madeni para düzgün bir zemine atılıyor. Paranın yazı zarında asal sayı gelme olasılığı kaçtır? Ne diyor? Paranın yazı diyor. 1 bölü 2. Zarın asal sayı 2, 3, 5 asaldır. O da 3 bölü 6. Ne olur? 1 bölü 4 olur cevabımız Bursa. Şimdi Ali'nin sınavı kazanma olasılığı %60. Veli'nin sınavı kazanma olasılığı %80. Deli'nin sınavı kazanma olasılığı %50. Bu 3 kişinin aynı anda sınavı kazanma olasılığı yüzde kaç olur? Ne demiştik? Olaylar bitene kadar çarpacağız. Yani Ali'nin sınavı kazanma olasılığı 60 bölü 100. İşte Veli'nin 80 bölü 100. Veli'nin 50 bölü 100. Şimdi bunu çözelim. Buradaki kaldı. 40. Tamam. Şunlar gitsin. Şurada bir sıfır daha var. O da bunu götürsün. Tamam. 6 kere 4 24. 24 bölü 100. Bana ne diyor? 3 kişinin aynı anda sınavı kazanma olası yüzde kaçtır? O yüzden yüzlü bıraktım zaten. Yüzde ne oluyor? 24 oluyor cevabımız. A seçeneği. A torbasında 3 sarı 2 beyaz bilye ve B torbasında 4 sarı 3 beyaz bilye vardır. A ve B torbalarının rastgele birer bilye seçiliyor. Bilyelerin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi şu A torbası olsun. 3 sarı 2 beyaz bilye var. Toplam 5 bilyemiz. Şimdi şu B torbası olsun. 4 sarı 3 beyaz bilye var. Toplam 7 bilyemiz. Şimdi bakayım bu mesela önce buradan sarıyı seçelim. Buradan beyazı sonra buradan beyazı buradan sarıyı seçelim. Çünkü iki farklı durum olabilir. Şimdi buradan bir sarıyı seçelim. 3 bölü 5 seçtim. Buradan beyazı seçelim. 3 bölü 7 olur. Artı buradan beyazı seçelim. 2 bölü 5. Buradan sarıyı seçelim. 4 bölü 7 olur. 9 bölü 35 artı 8 bölü 35 topladığımızda 17 bölü 35 yani cevabımız A seçeneği. Şimdi bağımlı olaylar. Hani sonra anlatacağız ne demek olduğunu. Şimdi A torbasında 3 mavi, 4 kırmızı. B torbasında 4 mavi, 3 kırmızı top vardır. Rastgele seçilen bir torbadan bir top çekildiğinde bu bilyenin mavi olma olasılığı kaçtır? Öncelikle şöyle A torbası diyelim. 3 mavi, 4 kırmızı. Toplam 7 top var. Şuraya B torbası diyelim. 4 mavi, 3 kırmızı. Bunda da 7 top var. Bağımlı olay demekle yani demek istiyor ki mesela önce torbalardan birini seçeceksin sonra o seçtiğin torbaların içindeki hani toplardan mavi mi kırmızı onu seçeceksin. Yani birbirleriyle bağımlı olması bunu bu anlama geliyor. Şimdi bana ne diyor? Mavi olma olasılığını soruyor değil mi? Mesela ne birinci durum mesela ben A torbasını seçeceğim. A torbasından maviyi seçeceğim daha sonra. İkinci durum A ve mavi. İkinci durum B ve mavi olsun. İkinci durumda.
Tabii ya bu ya da bu, yani ya bu veya bu. Anladınız mı? Yani mesela A torbasından A torbasını seçeyim önce. Şimdi A torbasının seçme olasılığı nedir? İki tane torbadan bir A torbasını seçme olasılığı 1 bölü 2'dir. Şu birinci durumu yapacağım. Çarpı. Şimdi içinden maviyi seçeyim. 3 bölü 7'dir onun da, değil mi? Arada veya var. Artı. Şimdi şu ikinci duruma seçiyorum. B torbasının seçme olasılığı 1 bölü 2. Ondan maviyi seçme olasılığı 4 bölü 7. Tamam, şimdi 3 bölü 14 artı 4 bölü 14, 7 bölü 14 bakıyorum. Ne oluyor ya? Bakayım bir daha şöyle. Şurada 2 olur. No, ay, ne yaptım, bir dakika. 3 bölü 14, 7 bölü 10, bir dakika. Ne oldu, ne dedik? 4, 7 bölü 14 dedik. 7 bölü 14 zaten 1 bölü 2. Allah'ım yarabbim. Cevap Adana. Sorumuzu okuyalım. Bir torbada 3 siyah, 2 beyaz. Ve diğer torbada 4 siyah, 3 beyaz bilye vardır. Birinci torbadan bir bilye çekilip ikinci torbaya atılıyor. Sonra ikinci torbadan bir bilye çekilip birinci torbaya atılıyor. Renk bakımından ilk durumun olma olasılığı kaçtır? Öncelikle bir sorumuzu alalım. Bir torbada 3 siyah, 4 beyaz. Diğer torbada toplam kaç tane? 7 tane. Diğer torbada 4 siyah, 3 beyaz bilye var. Burada 7 tane. Şimdi bu torbadan alacağım. Burada 5, burada 2 beyaz, 5'miş bu arada. Şimdi bu torbadan alacağım, buraya atacağım. Sonra bu torbadan alacağım, buraya atacağım. Son durumda aynı olacaklar yine. Aynı renk bakımından. Yani ben buradan siyah çekersem, buraya siyah atarsam, buradan da siyah çekmem gerekiyor. Buradan beyaz çekersem, buradan da beyaz çekeceğim. Yani o durumları bir hesaplayayım. Önce mesela siyah, buradan siyah çekeyim. 3 bölü 5. Şimdi buraya siyah attım. Toplam kaç bilye oldu? Burada 8 bilye oldu. Kaç siyah oldu? Buradan da siyah çekeceğim, göndereceğim ya. 5 bölü 8. Artı. Şimdi buradan beyaz alayım bu sefer. 2 bölü 5. Buraya beyaz attım. Toplam 8 bilye oldu. Buradan da beyaz çekeceğim. 4 bölü 8 oldu. Şimdi tam çözelim. Burası 3 bölü 8. Sonra ne oldu? Artı. Artı. Burası ne oldu? 2 oldu. 2 bölü 10 oldu, değil mi? Evet. İşte şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. O da 15 artı 8 ve 23 bölü 40 oluyor. Edirne'ye, Eskişehir'e bakıyorum. Bakıyorum, doğru. Biri kırmızı, diğeri mavi, iki torbanın her birinden 2 kırmızı, 4 mavi top vardır. Biri kırmızı, diğeri mavi, iki torbanın her birinde 2 kırmızı, 4 mavi top vardır. Toplam 6 top. 2 kırmızı, 4 mavi top. Toplam 6 top. Tamam, rastgele bir torba seçiliyor. Tamam, ve bu torbadan bir top çekiliyor. Tamam, çekilen top ile torbanın aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Diyelim ki ben kırmızı torbayı seçeyim. Çarpı. Buradan da kırmızıyı seçmem gerekiyor. 2 bölü 6. Sonra buradan diyelim ki mavi, artı diyeyim. Mavi torbayı seçeyim, 1 bölü 2. Bunda mavi olma olasılığı 4 bölü 6. Ne oldu? 2 bölü 12 artı 4 bölü 12, 6 bölü 12, oradan da 1 bölü 2 Adana oldu. 33 Adana mı? Doğru. Mert'in hedefi vurmama olasılığı 1 bölü 4'tür. Vurmama olasılığı 1 bölü 4'te birden 1 bölü 4 çıkartayım. Vurma olasılığı da 3 bölü 4'tür. Şunu bir şuraya yazayım. Mert art arda 4 atış yaptığında, art arda 1, 2, 3, 4 atış yaptığında sadece birinci ve üçüncü atışta hedefi vurma olasılığı. Birinci de ve üçüncü atışta hedefi vurma olasılığı kaçtır? Yani burada vuracak. Vurma olasılığı kaç? 3 bölü 4. Bunda da 3 bölü 4. Bunlarda da vurmayacak. 1 bölü 4. 1 bölü 4. Ne olur? 3 kırış 9 bölü 4 kırış 16 artı 256. Yani Denizli oldu. 34 Denizli mi? Denizli, doğru. 4 beyaz, 4 kırmızı, 4 sarı top bulunan bir torbada. Şimdi hemen yazalım okurken. 4 beyaz, 4 kırmızı, 4 sarı top. Toplam 4, 8, 12 top var. Bulunan bir torbada içinden alınan top geri torbaya atılmamak şartıyla, atılmadıysa tamam kombinasyon. Arda arda 3 top çekiliyor. 12'nin üçlüsünü hemen şöyle bir çekeyim. Çekilen toplardan en az ikisinin beyaz olma olasılığı. En az ikisi beyazsa en az üçü de beyaz olabilir. Şimdi en az ikisinin beyaz olma olasılığı. Çekeceğim 3 topun ikisini beyaz seçeyim, tamam mı? O zaman birisinde
Şu geri kalan 8 taneden bir taneden seçerim. Artı. Diyelim ki 3'ünü beyaz seçeyim. Geri kalan 8 taneden böyle seçeyim. Bakalım bu olacak mı cevabımız ya? Bir çözelim şunu. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada atılmak şartıyla demiş ya. Ben atılmamak şartıyla deyip kombinasyondan yürüdüm. Geriye torbaya atılıyorsa atılmak şartıyla kombinasyona değil permütasyondan çözmemiz gerekir. Yani bu çözümü tamamen siliyorum şu anda. Zaten kombinasyon atılmamak istedi de o da öyle çözülür müydü o da muamma da neyse. Şimdi diyelim ki ikisi en az ikisi beyaz ya. Burası yanına bir kırmızı gelebilir. Beyaz beyaz yanına sarı gelebilir. En az ikisi kırmızı beyaz olduğu için en az üçü de beyaz olabilir. Yani bu ihtimalleri şimdi bir hesaplayalım. Şimdi beyaz gelme olasılığı nedir? 4 bölü 12 değil mi? Attım geriye yine beyaz gelme olasılığı 4 bölü 12. Kırmızı gelme olasılığı olan nedir? O da 4 bölü 12. Veya diyoruz artı. Beyaz gelme olasılığı nedir? 4 bölü 12. Beyaz gelme olasılığı 4 bölü 12. Sarı gelme olasılığı 4 bölü 12. Artı. Ama şöyle bir şey var. Hani bu permütasyondan gidiyoruz dedik ya. Ya hangi belki sonundaki beyaz geldi. İlki kırmızı geldi. Bunu bilmediğimiz için buna çarpı 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyecektik. Tekrarlı permütasyonun hatırlıyorsunuz. Buna da aynı şekilde 4 bölü 12, 4 bölü 4 bölü 12, 3 faktöriyel 1, 2 faktöriyel. Buna da aynı şekilde 4 bölü 12, 4 bölü 12, 4 bölü 12 çarpı 3 faktöriyel bölü 3'ü tekrar etmiş bölü 3 faktöriyel. Bu bir oluyor zaten birbirini götürüyor. Şimdi şunu bir çözelim. Şu 3 faktöriyel 6'dır. Burası 2 oldu. Bir dakika. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel nedir? 6 bölü 2'den 3'tür. Burası 4 oldu. Bunlar birbirini götürüyor. 4 bölü 4 16 bölü 144 oldu şurası artı şu üçüncü kısım bu da aynı şekilde 16 bölü 144 32 bölü 144 kısacası şimdi buna bakıyorum bu da 4 kere 4 16 16 kere 64 bölü 144 çarpı 12 oldu şimdi bu 12 2'ye böl 8 2'ye böl 32 8'e böl 4 şöyle oldu 4 bölü ne oldu? 36 bölü 144. Evet. Şöyle bir şıklara bakıyorum. Ona benzer bir şey var mı diye. Şimdi doğru çözdüm ama işlem hatası yaptım biliyor musunuz? Yani. Şimdi ben buradan bu karmaşıklıktan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Sileyim en iyisi. Şöyle yeniden yazdım. Şimdi çözelim. Şurası nedir? 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3. Ne oldu? 1 bölü 27 çarpı 3. 3 bölü 27 artı. Bu da 3 bölü 27 bu kısımda. 1 bölü 3, 1 bölü 3. Bu da 1 bölü 27. Ne oldu şimdi? 3, 6, 7 bölü 27. Cevabımız Denizli oluyor yani. Evet. Bu videomuz bu kadar olsun. Diğer videomuzda da inşallah olasılık konusunu tamamen bitirelim. Görüşmek üzere.